Evet arkadaşlar, herkese merhaba tekrardan. Bugünkü videomuzun konusu biraz önemli. Hatta şu ana kadar çekmiş olduğum videoların hepsinden en önemlisi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu kadar çok şey anlattık. İşte şunu yaptık, bunu yaptık, gezdik, dolaştık veya kaç bilgi verdik. Bunların hepsinin başında bildiğiniz gibi maalesef ki para konusu geliyor. Biraz hani parayla ilgili, buraya geldiğimde harcadığım miktarlarla ilgili, ne kadar harcadım, ne kadar tuttu. Bunlarla ilgili kendi yaşadığım tecrübeleri size aktaracağım. Arkadaşlar tabii ki de videoya geçmeden önce videonun altında bulunan abone ol kısmına ve beğen kısmına basmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum, beğenip abone olmayı, hatta şunu da bir tekrardan söyleyeyim. Yani yorumlarınızı, sorularınızı lütfen bu videonun altına yazın. Bana Instagram'dan ulaşıyorsunuz, yazıyorsunuz. Ya ben tabii olabildiğince cevap vermeye çalışıyorum. Bu hani benim için bir sorun, problem değil. Yani yine gördükçe, olabildiğince, müsait oldukça cevap vereceğim zaten. Ama yani lütfen buranın altında yorum yazın ki yani buradaki yorumlar da videonun daha çok insana ulaşmasını sağlayabilir diyerekten videoya geçiyorum. Arkadaşlar şimdi ben buraya gelirken bildiğiniz gibi dil okulu aracılığıyla geldim. Dil okulu ile gelirken tabii ki de bir miktar para verdim dil okuluna. Onun dışında biraz paralar harcadım. Bunlarla ilgili size biraz konuşmak istiyorum. Ben telefonuma yazmıştım. Şimdi arkadaşlar ben buraya dil okulu aracılığıyla geldim dediğim gibi tekrardan. Ben okula verdiğim para 6120 Avustralya doları vermişim. Bu benim gelmiş olduğum okula vermiş olduğum miktardır. 6120 Avustralya doları. Bunu buraya koyuyorum. Onun dışında arkadaşlar tabii ki de buraya gelmek için vize ücreti var. Vizeye de 660 Avustralya doları vermişim. Onu da buraya koyuyorum. Şimdi arkadaşlar onun dışında şunu değinmek istiyorum arkadaşlar. Benim buradaki konaklamam dil okulu aracılığıyla gerçekleşti. O da şöyle oluyor. Okul sana diyor ki Samet, sen buraya geleceksin, bizim konaklama çeşitlerimiz de var. Diyor ki sana işte bizim aile yanında öğrencilerimizi konaklatıp bir aylığına ücret alıyoruz diyorlar. İşte bunun kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği dahil. Tabii ki de farklı okulların veya farklı seçeneklerde işte sadece akşam yemeği ya da sadece kahvaltı ya da hepsi birden olabiliyor. Bunu eğer böyle bir şey düşünüyorsanız mutlaka dil okulunuzla ya da işte acenta ile çalışıyorsanız acentenize mutlaka bunu sorun, söyleyin yani söylesin size. Neyse ben buraya dediğim gibi dil okulu aracılığıyla bir konaklama buldum aile yanında. Tabii ki de aile yanında diyorum ama ben buraya geldiğimde şu an hatta şunu da söylemek istiyorum. Ben buraya bir aylık para verdim. Burada yiyeceğim, yemek vesaire her şey dahil. Bir ay verdiğim, bir ay süre bittikten sonra ben burada şu an hala kalmaya devam ediyorum. Yani burada ev sahibi var. Peru'lu kendisi. Bir de Japon bir oda arkadaşım var. Yani farklı bir oda. O farklı bir oda private. Ben farklı bir oda private. 3 kişi kalıyoruz. Bir aylık süre bittikten sonra ben konuştum dedim böyle böyle hani yediğim, yani senin hazırlamış olduğun, bana vermiş olduğun yemeği çıkartıp onun dışında bir ücretle anlaşıp şu an ben kalıyorum burada aynı zamanda. Çünkü hani konumunu da beğeniyorum. Tren istasyonu yakın zaten. Tabii şehre biraz yani siteye uzaktayım. Ben yaklaşık bir 30 dakika uzaklıkta gidiyorum. Neyse hani benim işime geldiği için, ben bunu beğendiğim için şu an burada kalmaya devam ediyorum. Peki bu konaklama ücreti ne kadar? Hemen buraya değinmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben 6120 dolar dil okuluna verdim. Onun dışında hemen telefonu bir daha bir çek edeyim. Ben bu kaldığım yere aylık, yani bir aylığına anlaştığım kadarıyla 1200 dolar vermişim bir aylığına. Buna tabii ki de kahvaltı, öğle ve akşam yemeği dahil. Ama tabii ki de okula gittiğim için öğle yemekleri dahil çok fazla hani yiyemiyorum. Çok fazla dahil olduğunu söyleyemem. Çünkü okulda oluyorum o saatlerde. Biraz hızlı konuşuyorum çünkü hani benim şu an çalışmaya gitmem lazım. Ama size video çekeyim, anlatayım, ondan sonra gideyim diyorum. Neyse şu anlık hemen özet geçiyorum size. 6120 dil okuluna verdim. 660 vizeye verdim. 1200 dolar konaklamaya verdim. Buna tabii ki de yeme içme vesaire dahil. Konaklamayı da söyledikten sonra size şu an biz öncelikle tabii buna başvuruyoruz. COA dediğimiz bir belge var. Biz okula önce parayı gönderiyoruz. Okul bize hani parayı aldığına, beni onayladığına dair belge gönderiyor. Sonra tabii vizeye başvuruyoruz. Vizeye başvurduk, hepsini yatırdık. Şu an bizim vizemizle geldiğini varsayıyorum şu anda. Vizemiz elimize ulaştı. Bizim tabii ki de yapmamız gereken şey uçak bileti almak. Bunu tekrardan size söylemek istiyorum arkadaşlar. Uçak bileti alırken çok fazla acele etmeyin ve kendinizi düşünerek uçak biletini alın. Bunu niye söylüyorum? Ben gelirken sadece bir aktarım yaptım uçakta. Yani
Bir aktarma yaparak geldim. İki uçak değiştirdim yani toplamda. Ama farklı insanlar var konuştuğum. Onlar işte 3 uçak, 4 uçakla geldiler. Yani çok fazla aktarma yaptılar. Örnek veriyorum, burası Türkiye, burası Avustralya. Ben mesela şöyle şöyle geldiysem, bir arkadaşlar şöyle 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 geldi mesela, örnek veriyorum. Yani çok uzun saatlerde gelebilirsiniz. Bundan dolayı mutlaka kendinize göre siz bunu yapabilir misiniz? Ya da işte maddi durumunuz el verdiği kadarıyla kendinize göre lütfen uçak biletini alın. Acele de etmeyin. Ha, uçak biletini kaçıracağım vesaire falan gibi bir şeyler söylemeyin. Neyse, ben hemen vermiş olduğum ücreti size söylüyorum. Arkadaşlar, ben buraya daha önce de söylediğim gibi hatırladığım kadarıyla 25 saat uçtuğumu hatırlıyorum. Yani toplamda geçirdiğim vakit. 25 saat uçtum. 2 uçak değiştirdim. Benim vermiş olduğum para 25.000 TL civarı olması lazımdı. Tam hatırlayamıyorum. Yani onu da ortalama bir fiyata çevirsek, hani Avustralya doları üzerinden ben bunları söylüyorum. O da ortalama 2.000 dolar civarı olması lazım. Yani 1.800 ile 2.000 dolar arası ya da 2.100 dolar arası aklına kaldı. Ortalama 2.000 dolar diyorum ben de buna. Şu ana kadar söylüyorum arkadaşlar size. Okulumuza parayı verdik. 6.120 dolar. Onun dışında vize aldık. Vizemizde de 660 dolar. Bu standart zaten. Hani herkesin vermesi gereken paralar. Konaklama 1200 dolar verdim ben. Bu burada normal bir yerde kalsanız vereceğiniz paradan bir tık fazla olduğunu söyleyebilirim. Ama ben bu konaklamayı seçmemdeki en büyük sebep, ben burayı bilmiyorum. Benim burada bir tanıdığım veya bir çevremde yani olan bir insan olmadığı için ben çevreyi tanımak için ya da etrafa alışabilmek için öncelikle kendimi güvenceye almak istediğim için böyle bir konaklama seçtim. İyi ki de seçmişim. Çünkü evde yaşayan insanlar şu an benim için bir problem yok, bir sıkıntı yok. Evin konumunu beğeniyorum. Onun dışında ev yeni bir ev, yani eski bir ev değil. Bundan dolayı işime geldiği için, sevdiğim için şu an burada kalmaya devam ediyorum. Yani bir tık, bir iki tık fazla para vermiş olabilirsiniz. Yani 100 dolar belki, 200 dolar. 200 dolar bile oynayacağını sanmıyorum. 100 dolar falan belki oynuyordur en fazla, 100-150 dolar. Ama hani o parayı kolaylıkla burada çıkarabilirsiniz zaten çalışarak. Neyse, toplamda arkadaşlar 9.980 dolar. Yani ortalama 10.000 dolar diyebilirsiniz. Benim burada bir ay kalacağım süreye kadar ben buraya gelmeden toplamda 10.000 dolar para vermişim. 10.000 dolar para verdim ama tabii ki de onun dışında siz buraya gelmeden önce vizeye başvururken sizin bir sponsorunuz olması lazım. Peki Samet, bu sponsor ne diye soracaksanız o da şu oluyor arkadaşlar. Şimdi devlet şuna bakıyor. Diyor ki sen buraya başvuruyorsun. Senin paran var mı? Sen buraya geldiğinde senin kendini güvenceye alabileceğin bir para, bir miktar var mı? Devlet bunu öğrenmek istiyor. Bundan dolayı bir miktar para göstermeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, sizin bu göstereceğiniz para ortalama 10.000 dolarla 20.000 dolar arasında olması lazım. Çünkü yani hatırladığım kadarıyla 15.000 mi öyle bir şey devlet istiyor diye hatırlıyorum da belki tam da yanlış hatırlıyor olabilirim. 10.000 dolarla 20.000 dolar arası bir Avustralya doları banka hesabınıza göstermeniz gerekiyor. Bu para şöyle olmayacak. Hani atıyorum bugün parayı arkadaşlarınızdan veya bir yerden borç aldınız veya bir şekilde aldınız, hemen banka hesabınıza atacaksınız. Ondan sonra işte parayı gösterip hani öyle bir şey yapmanız sıkıntı olabilir. Çünkü yaklaşık bir 6 ay kadar yani hesabınızda kalması lazım. Ya da kalmasının sizin için avantaj olacağını söyleyebilirim. Yani para bir süre sizin hesabınızda kalması lazım. Sizin hesabınızda kalmasa bile sizin bir sponsorunuz olması lazım. Bu sponsor da tabii ki de işte ailenizden, babanız, anneniz ya da birinci derece akrabalığınız olması lazım. Yani anne baba ya da işte kardeş olabilir bunlar. Onların hesabında para bir süre kalmış olabilir. Siz hani benim sponsorum işte babam, annem, işte ismini söyleyip bu olacağını söylersiniz. O da sizin adınıza evet ben işte Samet'in sponsoruyum diye bir kağıt imzalayıp onu zaten vize başvurusuna tekrardan bunu sunuyor. İşte arabanız varsa, arsalarınız varsa, eviniz varsa bunları tabii ki de göstermeniz gerekiyor. Bunlar önemli şeyler. İşte aylık size gelen, aylık yatan paranız, işte emekliyseniz emekli parası, 6 aylık mı, 6 aylık ya da 1 yıllık olması lazım. Bunları göstermeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunlar çünkü sizin vizeye alabilmeniz için bir sebep, bir gerekçe diyorum yani arkadaşlar. Yani özetle arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. En baştan, her şeyi en baştan tekrardan söylüyorum. 6.120 dolar Avustralyalıları bu dil okulu için. Sonra 660 dolar vize. Ben konaklama seçeneği seçtiğim için bir aylık benim konaklamam dahil 1.200 dolar konaklama ücreti. Uçak biletiyle geldim. Hani bunu dediğim gibi tekrardan 1.800 ile 2.100 dolar arası bir şey yapabilirsiniz. Belki çok daha ucuza bile halledebilirsiniz. Size kalmış bu. Bu da 2.000 dolar diyorum ortalama.
Ortalama 10 bin dolar buna diyorum. Hani ortalamada 15 bin dolar hesapta para gösterdiğinizi varsayıyorum. 15 bin de gösterdiğiniz para dersek toplamda arkadaşlar sizin buraya gelmeniz için bir aylık konaklamanız dahil 25 bin Avustralya doları diyebiliriz. Peki Samet, biz bu kadar parayı bulduk verdik. Değer mi? Arkadaşlar tamamen sizin gelecekteki planlarınıza bağlı bu şeyler. Ama şunu söyleyebilirim. Eğer burada gerçekten güzel çalışırsanız verdiğiniz parayı bir süre sonra siz alırsınız. Tabii yakın bir süre diyemem bunu ama verdiğiniz parayı burada çalışarak kısa bir şekilde çıkarabileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu kısa süre size bağlı. Hani bir ay, 2 ay değil bu süre tabii ki de. Ondan dolayı arkadaşlar diyeceğim miktar bu kadar. Bu fiyatlar da tabii ki de değişkenlik gösterebilir. Hani gideceğiniz okula, işte konaklama çeşidinize ya da alacağınız uçak biletine göre bu fiyatlar değişiklik göstermekte. Bundan dolayı arkadaşlar ama ortalama bu civarda hani 25 bin olmaz 20 bin olur. İşte 20 bin olmaz 30 bin olur. Bu civarda bir miktar kafanızda bulunsun. Dediğim gibi maalesef ki güzel olan şeylerin başında para geliyor. Para da çünkü önemli bir şey ama tabii ki de her şey değil. Ama buraya geldiğinizde hani unutmayın, çalışarak paranın bir kısmını belki bir süre sonra hepsini karşılayabileceğinizi, çıkarabileceğinizi düşünüyorum. O yüzden atacağınız adımları bunların bilincinde atmanızı istiyorum arkadaşlar. Diyeceklerim şu anlık bu kadar. Çünkü boğazım da biraz ağrıdı çünkü çok konuştum ve gitmem gerekiyor benim şu an işime. Videoyu yavaştan kapatıyorum arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayalım. Sorularınız varsa da yoruma yazmayı lütfen unutmayın. Yorum yazdıktan sonra bana tekrardan Instagram üzerinden sorabilirsiniz. Hiç problem değil. Ben olabildiğince buradaki yorumdan da Instagram'dan da cevap vermeye çalışacağım. Lütfen buraya da yorum yazmayı unutmayalım. Tabii ki de eğer sorunuz varsa diyerek arkadaşlar kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Umarım buraya geldiğinizde ben de müsaitsem görüşebiliriz zaten. Ben olabildiğince insanlarla tanışmaya özen gösteriyorum. Çünkü tekrardan ve tekrardan söylüyorum. Bir şey bilmiyorsunuz buraya geldiğinizde. Yani öyle bir girdim ki bir şey bilmiyorsunuz falan. Yani etrafla ilgili ya da işlerle ilgili ya da genel olarak yaşantıyla ilgili bilgi sahibi değilsiniz. Çünkü alacağınız bir bilgi bile size gerçekten fayda sağlayabilir. Buraya eğer gelirsiniz yazın. Ben de müsaitsem bak özellikle söylüyorum müsaitsem çünkü olabildiğince yoğunum son zamanlarda. Çünkü çok ben günümü size şöyle özetleyeyim 2 dakika. Ben sabah 5'te kalkıyorum arkadaşlar. Çalışıyorum bir 2-3 saat. Bir temizlik işini var. Onunla çalışıyorum. Oradan sonra kalkıyorum. Okula gidiyorum saat 9'da. Geliyorum saat 3-4 gibi. Sonra yine çalışıyorum. Oluyor saat 10-11. Ben yoruluyorum arkadaşlar. Duş falan yemek derken gidip yatıyorum tekrardan. Hani günüm böyle geçiyor genelde. Yani ikinci işim benim Uber olduğu için kendi işimin sahibi gibi bir şeyim yani. Oradan biraz hani kendime vakit ayıracağım zaman kısabiliyorum. O yüzden bu şekilde yani arkadaşlar. Diyerek videoyu kapatıyorum artık yeter. Ben iş başına geçmem gerekiyor. Arkadaşlar haydi görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin.